Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavat. Bu dördüncü dersimiz, şeytan cennette Adem Aleyhisselam'a nasıl musallat olabilmiş, olmuş? Onun çeşitli yönleriyle inceleniyor. Yoksa 10 dakikalık bir dersti. Fakat bu bahaneyle İnsan tanımlanıyor, insan anlatılıyor, insanın bulunduğu alem, kainat, şeceri hilkat, bunlar anlatılıyor. Mesela onlardan bir mukaddime yapayım başlamadan önce. Bak, ona konuşmuş, çok ilginçtir, şeytanla Allah münazara ediyor. Allah, yıkıl önümden, kaybol, defol demiyor. Allah'a karşı çıktığı halde Allah ona konuşmasına müsaade veriyor. Kendisini ifade etmesine müsaade ediyor. Haşa, tövbe anlamak için söylüyorum. Adeta onu anlamaya çalışıyor. Haşa, Allah için denmez de bu bize böyle bir mesaj da veriyor. Muarızın dahi olsa, bir dakika, ne diyor? Allah konuşuyor, karşısına almış, konuşuyor. Allah kim? Mahluk kim yani? Allah bize fiilen ders veriyor. Şimdi ben ona ait birkaç cümle söyleyeceğim. Dersime bununla girmiş olacağım. Düşünmek buranın şeyi değil. Yani buranın sistemi değil, buraya ait bir şey değil. Oranın buradaki hakikatını ve karakollarının üstünü açmaktır. Yani düşünmek, manayı, ki mana ötelerin hakikatıdır. Burada ifade ediliyorsa mana burada var, üstünü açmaktır düşünmek. Konuşmak ise, düşünceyi ifade etme olan konuşmak ise, oranın iksir ve mayesini burayı aşılamaktır. Düşünmek, orayı, oranın hakikatını burada var, üstünü açmaktır. Onu fark eden insanlar azdır. O üstünü açınca, oradan aldığıyla kendi aleminde sesi dönüştürüyor, konuşuyor. Konuşarak kişiyi iksirliyor ve mayeliyor. İksirler, yani konuşularak dima değişime uğruyorsa iksir oluyor. İnsanın fıtratına tesir ediyorsa kalbine, mayelenmiş oluyor, maya. Senden, kelamlarından, düşüncelerinden birileri etkilenmişse eğer, senden, konuşmandan birileri etkilenmişse eğer, onu mayalamışsın demektir. Seni dinledi, kapattı gitti diyemezsin. Mesela adam bu dersi dinliyor. Tenkit dayıysa, ne yaparsa yapsın, dinlemişse, seni dinlemişse, ne yaparsa yapsın, kapatsa dahi mayalanmıştır. İster menfi olsun, ister müsbet olsun. Dinlediğin her şeyi dahilde misafir etmektir. Dinlediğin, ne dinliyorsanız, içeride onu misafir etmektir. Kendine ve hayata çok soru sormak, düşünmektir. Yani nasıl düşüneceğiz? Kendine ve hayata soru sormak. Düşünmek de ancak kendi içsel alemine girersin. Düşünerek, bak, düşünmek için soru sormaktır. Soru sormak, düşünce de kendi içsel alemine girmektir.
Konuşma, bulunduğun yerden bulunmak istediğin yöne doğru, sanki boşluğa doğru yüzünü dönmektir. Bir daha, bu çok önemli. Bunu bir dinleyin. Düşünmek, bulunduğun yerden bulunmak istediğin yöne doğru yüzünü çevirmektir. Bulunduğum yer, bulunmak istediğim yer. Düşünmek, bulunmak istediğin yöne doğru yüzünü çevirip, hayatını kıble yapıp, kendi hakikatini inşa etmektir. Yani bulunduğun yerden kanaat etmiyoruz. Bulunman gereken yere istiyoruz. Bu düşünmektir. Burada doğru istikameti bulmada malzeme olarak neyi kullanması lazım düşünürken mesela? Düşünürken herkesin elinde bir malzeme var. Evet. Felsefe var, sosyoloji var, tıp var vesaire. Hangisinin için doğru olduğunu bilemeyiz. Kesin doğru nedir? Kesin doğru asrı mücedidlerinin eserleridir. Hepsi şüphelidir. Ama mücedidlerin eserleri şüphesizdir. Sebebi, bunu felsefeciler bana kızacaktır. Haktır diyemezsin bunu. Çünkü felsefede her şey şüphelidir. Ondan felsefecidir. Kur'an ve Kur'an'ın bu asırdaki temsilcisi ki Risale-i Nur şüphe yok. Ama bana göre tabii bu. Kelam farkındalığın ayak sesidir. Konuşmak farkındalığın ayak sesidir. Konumuzun önermeleri bunlar. Son cümlem, en büyük sömürge susturmaktır. Kendini ifade etme imkanlarını ortadan kaldırmaktır ki Allah şeytana bunu yapmadı. En büyük sömürge mi dediniz abi? Evet, en büyük sömürge, hani ekonomisini, petrolünü, hatta hayatını öldürmesini de değil. Düşüncesine, düşünmesine, konuşmasına mani olmaktır. Düşünme onu, gitme onu, bakma onu, dinleme onu. Evet, şimdi bu şeylerden sonra, kuşun kalem verir misin? Şunu okuyorum. Sonra bir daha size bunları okumayayım. Senin hususi cennetin olan kalbinin bir köşesinde lümme-i şeytaniye nasıl bulunabilmiş kalbin içinde? Hani cennette şeytan nasıl bulunmuş Adem'e diyorsun ya. Peki senin hususi cennetin ki o cennetin çekirdeği, haritası, ruzname olan kalbinde lümme-i şeytaniye nasıl bulunmuş? Şeytanın kendisi değil, lümmesi. Yani ifadeleniş yeri. Bu da böyle işte, cennette öyle bulunmuş. Azazil de umumi cennet değil. Adem Aleyhisselam'a hususi cennetteki şeyi, musallatı, yani azazil değildi, iblisti der Kur'an. Cennetteki o musallat vasfı şeytanın iblis. Şeytan dünyadaki vasfı. Hennas içsel yapı bizde. Esma'daki karşılığı Azazil. Şeytan orada değil, iblis oradaydı. Şeytan iblissin, aynı şeyler değil, sıfattır. Yani şeytan, iblis, hannas, sıfattır. Adamın 55 tane sıfatı var. Hem nasıl ki çekirdekte latifi, kabası, nuru, zulmeti, dumanı, nuru, acısı, tatlısı, odunu, çiçeği, kokusu, serti, yumuşağı yok mu? O çekirdekte var. Allah da şeceri hilkatin içinde
duman, Adem, şeytan hepsi var. Unutma, insanda küçük kainattır. Nasıl zıtları cem etmiş? Kainatta Allah nasıl cem etmiş? Çekirdekten örnek verdim. Hem aynı kelamda hakikat ve mana mertebeleri bulunması, bir kelamda, mesela Kur'an diyelim en cami, her asır var kelamda. Her asrın mertebesi ve rütbesi var. Kadınıdır, erkeğidir, küçüğüdür, büyüğüdür, alimidir, cahilidir. Tamam. İçseldir, dışsaldır, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Sucunun, gusunun, hattın, battın, muttallahın mertebeleri var. İşte insan da bunlar aynı böyle camidir. Yani kelamda hakikat ve mana mertebeli bulunması, odunda dumanın, nurun bulunması gibi. İkisi zıt, duman ve nur. Şeytan değil ilkin, Azazil de nasıl ki kelam ilk önce ism-i azama mazar idi. Azazil, şeytan değildi. Azazilken hangi esme mazar ki burada? He, Azazil işte mudil esması. Cennette isim mudil esmasında mazhar oluyorsa, yani cennette muhalifi zıt olarak girmiş oluyor. Nasıl, orayı anlamadım. Yani cennet negatiflerin veya diyelim ki pozitiflerin yeri değil ya, yeri değil. Zıtların cemi değil ya. Değil. O zaman eğer Azazil olarak, yani Cenab-ı Hakk'ın Muzil isminde aileler olmuşsa orada. Nasıl olacak diye. Nasıl olacak diye. Peki cennette bütün esmaları düşün. Birbirine zıt olan esmalar var zahirde gözüken. Mesela yaymak ister der otlar, çiçekler. Ama hikmet durdurur. Cemal var. Celal da var. Yani bir esmayı serbest bırakırsanız her tarafı işgal eder. Diğer esma durdurur onu. Dur bir dakika der. Benim hükmümü sağımı ortadan kaldırıyorsun. Yani mesela diyelim ki cennette şafi yok mu? Eksik olmaz mı? Bir hastalık var mı? Nasıl gözükecek şafi? Devamlı sihat vererek. Devamlı sihat verince hastalık olmayacak. Tersine düşündüğümüz zaman? Hastalık devamlı var. Şafi ortada yok olur. Bütün isimler kendisini bütün isimlerle beraber ifade edecek. Burada galip geliyor. Mesela diyelim ki Dar mesela ismi tecelli ediyor. Ademi olan hastalıklar, musibetler gözüküyor. Bir bakıyorsun ki şafi devreye giriyor, onu devre dışı yapıyor. Ama ikisi eşit olsa ne hastalık olur ne onu olur. Yani galip olmaz. Bu ahiret aleminde şu olabilir mi? Mesela celali ve cemali esma diyoruz ya. Orada cehennemde celali, cennette de cemali esma. Cemali ama cemali esmalar da birbirine... İlla anlamda tecelli mi etmesi? Tabii cennet mesela cemali ama birbirine hükmünü durduran, belirli bir yerde kıvamda tutan... Onun zıt esması var, esmalar var. Yani cennette hepsi tecelli edecek. Edecek. Onun için akıllı almıyor. Normalde kahar nasıl tecelli ediyor cennette? Mesela kahar tecelli etmiyor. Celali esmadır o. O cehennemdedir. Kahar, muntakim. Cennette tecelli etmeyen olacak mı? Cennette tecelli etmeyen esma cehennemde tecelli edecek. Peki ondandır ki cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Cennet olmasa cehennem de tazip etmez. Azazil'in cennetteki konumu, yani normal... Azazil Celal memleketinde. Orada iblis olarak gözüküyor. Azazil yok orada. Yani iblis olarak gözüküyor. İblis sıfatıdır. Giriyor ya orada, diyor ki girdi diyor. Değil orada. Mesela nasıl girdi? Müfessirler bir sürü şeyler söylemiş. Mesela bir tanesi ilginç. Yılan böyle değildi, deve gibiydi diyor. Ve bütün hayvanların güzelliğinin cemiydi. Çok sıcaktı. Çok tatlı bir şeydi. Deve kadardı.
ve bütün kuşların, hayvanların, böyle ne bileyim yavruların bütün güzelliklerine canım çok acayip güzeldi. Onun için oradaki Ridvan ve diğer melekler pek bir şey demezmiş. O girermiş. Girerken şeytan Azazil iblis sıfatını ona koydu diyor. Azazil kendisi girmedi. Sıfatını koydu içine. Kapıda da bakmadılar tabii hikmet ilahiye. Girdi. Allah da o yılana ceza verdi. Ayaklarını aldı. Yerde sürünesin dendi. Arza indirdi. Ve hayvanlar için en soğuk yaptı. Ondan sonra soğuğa çok müştaktır. En ve boy görür. Derinlik görmez. Isıyla şey yapar, görür. Orada şu an... Aldı bütün özelliklerini aldı. Aklımıza şöyle bir şey geliyor abi. Yani sanki o dev, dönemde devir mi diyelim artık veya o ezelde imtihansız cennete girildiği zaman hüküm başka şekilde mi? Cenab-ı Allah'ın acaba hani şeriatlar devirlere, zamanlara göre değişir şeyi var ya. Biz şimdi imtihan neticesi cennete kazanabilirsek inşallah gireceğiz. Orada imtihana girilmiyor. Adem Aleyhisselam imtihansız direkt cennetteydi yani. Orada yaratılan mahluklar var. Evet. O şartta hüküm acaba şeytanın girmesine müsaade o zaman mı edildi? Evet. Azazil girmedi diyor. Evet, bak. Evet, şeytan evet. Da girmedi. İblis'in İblis denilen bir sıfatı girdi. Evet. Çünkü orada o alemde birbirine geçiş vardı zaten. Mesela alemi şehadette yaşadıktan sonra iblis, azazil, şeytan ondan sonra ahirete öldü gitti, girdi değil. Orada zaten böyle bir şey olmamış. Dünyadan gitme yok. Orada birbirinin geçişler vardı. Bir tamamıya olmasa bile. Biz yani Allah nasip eder oraya gidersek yasak bir durumla karşılaşacak mıyız? Yok. Bizim için yok. Yok. Ama Adem Aleyhisselam'ın... Oradaki sistemin işlevi, böyle bir işlevi vardı. Evet. O zaman. Devam edeyim. Sorumuza daha geniş kapsamlı olur zannediyorum. O da çıkacak. İblis tabirini de üstad kullanıyor da o yüzden söyledim yani. İblis kullanıyor. İblisin diyor en mühim bir desisesi olarak kendine tabi olan kendini inkar ettirdiğinden diyor. Şeytan kullanmıyor. Şeytan kullanmıyor yani. İçsel alemde iblis kullanılıyor. Dışarıdaki ihvalarda, aldatmalarda mesela şeytan kumandası altında mesela açık saçıkların şeytan kumandası altına girdiğini iblisin demiyor. Mesela çok ilginçtir, dinde vardır. Gördüğümüz insanlar hepsi insan zannediyoruz. Çok gündelik hayatta şeytan görmüşüz, farkında değiliz. İblis değil, şeytan. Çok insan görüyoruz, Hızır'dır. Mesela bir kısmı Hızır'dır. Libasını değiştiriyor diyor ya, insi ve cinli şeytanlar bazen insan libasına bürünüyor. Onlar diyor, libaslarını çıkarsalar şeytanların ta kendileri olurdu. Onun için bunlar sıfatı farklı. Tabii şeytanı incelemediğimiz için şu anda. Mesela şeytan eylemseldir, fiildir, bedenseldir. Dış dünyadaki zıtların, mesela kadın, açık saçık kadınların bacakları şeytan kumandası diyor. Şeytanın oklarıdır diyor. Açık bacakları şeytanın oklarıdır. İblis demiyor. İblis içsel alemdir. Hennaz düşünce alemidir. Ki zıtlar. Çok güzel. Unutma, insan küçük kainattır. Nasıl zıtları o cem etmiş o alem. Hem aynı kelamda hakikat ve mana mertebeleri bulunması gibi. Odunda dumanın ve nurun zıtların bulunması. Şeytan değil ilkin. Azazil'di ilk. Nasıl ki kelam, belam. Belam bin Bahura ilk önce İsm-i Azam'a mazar idi. Adet-i ilahi şöyledir. Peki Allah bilmiyor muydu Belam bin Bahura? Sonra dinsiz mürtet olacağına göre niçin İsm-i Azam'a mazar etti? Şeytan yani Azazil sonra böyle yapacağından dolayı Allah ilk önce niye müsaade etti? Secdeler etti. İbadetler etti değil mi? Adet ilahi şöyle çalışıyor Esma. Adet ilahisi çalışana ve hak edene hakkı kadar vardır ayette geçiyor.
hak edene, çalışana çalıştığı kadar vardır. Sen en sonunda şöyle böyle olacaksın, ondan şimdi vermiyorum, yok desen, ne zaman neyi hak ettinse o. Yani ne zaman neyi hak ettin? Şimdi denilir mi o? Hikmet olur mu? Sen en sonunda kafir olacaksın. Onun için şimdisi imanını, şu andaki ibadetini kabul etmiyorum. Denilmez. Çünkü adetullah var, sünnetullah var. Herkese rağmen çalışıyor. Yukarıdan aşağı düşse peygamber de yere çakılır. Kafir de çakılır. Meleklere, Adem aleyhisselama secde edinin manası, onu kıble edinin. Çünkü Adem'e secde edinin derken, Adem yokluğun varlığıdır. Nefs emare takılmamış, kürs takılmamış. Adem böyle nefisli bir insan değil. O zaman şirk olur. Biz de Allah'a secde ediyoruz ama yerde secde ediyoruz. Yerde secde etmiyor muyuz? Nefis olsa şirk olur toprağın. Nefs olmayınca o bir şeydir. Orada ifade ediyoruz. Ona etmiyoruz. Anladık mı burayı? Sembol yani. Evet, yani orada ifade ediyoruz. Ona secde etmiyoruz. Melekler Adem'le mana ve zuhur alemine manalandı. Melekler Adem'le mana ve zuhur alemine manalandı. Yani melekler böyle bir şey bilmiyordu. Adem'e secde et denince, bu sefer o Adem'i oluşturan Esma'yı melekler yeni fark etti. Meleklerdeki Esma mahiyen bir standarttır. İnsanlarda buna mukabil Allah'a iman ettikleri gibi meleklere de iman ettiler. Etmeseler kafir olurlar, iman ettiler, mümin oldular. Bunun tersi de, mesela meleklere iman ettik. Etmese ne olur? Kafir olursun. Şimdi, peki meleklere iman etmek ağır mı geliyor sana? Meleklere de, meleklere de aynı şey denilmiş. Adem'e secde et demiş. Men dakka dukka yani. Etmeseler kafir olurlardı melekler. İman ettiler, mümin oldular. Bunun tersi de Adem'e secde et dendi. Bunun ücreti de melekler insanlardan almış oluyorlar. Yani Adem'e secde et. İman et. Etti. Bizden de ücret istiyor. Ben de ona iman et diyor. Nasıl ki o Adem'e secde etmeseydi kafir olacaktı melek. Ben de meleklere iman etmezsem kafir olur. Kendisini Adem de tabiri caizse ifade ettiğinden dolayı, yani varlığın zemin olmuş ya. Yani o cihetle birlikte yani tabi olmasını istiyor değil mi? Evet. Çünkü Adem demek, Adem aleyhisselam, Adem'in yokluğun zuhuratıdır. Varlığın, varlığa dönüşmüş halidir Adem'in. Varlığa dönüşmüş halidir. Şimdi o Adem demek kainatta alemi şehadette tecelli edecek Esma-i Hüsna'nın hulasa-i camiasıdır. Esma'nın yoğunlaşmış bir şeydir ya, bir yapıdır. Aslında kendisine secde edilmesi. Kendisi zaten Allah'ın. Yani Adem'den işte kendini tanı, beni tanırsın. O yani. Ta oradan başlıyor. Yani nefis takılmadığı için mesela şuna secde ettik. Bunun üzerine secde ettik. Ki bu nefsi var mı bunun? Bunu secde etmek, bunun hakikati olan Esma'ya secde ettik. Toprağa secde etmiyor musun? Şirk mi yapıyoruz şimdi? Toprağa secde edilir mi ya? Nefis takılmadığı için toprak, varlığın ifade edildiği, mabetin ifade edildiği, itaatin ifade edildiği zemindir. Yani toprak, itaatin ifade edildiği zemindir. Mabetin ifade edildiği zemindir. Adem de öyleydi. Toprak çünkü Adem. Biz de Adem'e diyoruz secde. Adem'in diğer bir manası toprak demektir. Toprak. Secde etmiyor muyuz? Aynı kanı devam ediyor. Allah secde edin diyor Adem'e. Adem'e secde edin. Yani toprağa secde edin.
En cami perde. Şimdi diyor zaten. Adem'in bir manası topraktır. Toprağa secde edin diyor. Abdest alın diyor. Biz hep karşımızda diye düşünüyoruz sanki. Oysa karşıya secde etmiyoruz. Karşıya kıyama duruyoruz, toprağa secde ediyoruz. Secde işte, Adem secdedir. Adem topraktır yani. En zıt. Esma'nın en kesif tecellisini Hulasa-i Camiası. Yani meleklere secde edin dedi. İnsan da meleklere iman edin dedi. Gayet normal. Bunun tersi de Adem'e secde et dendi. Bunun ücretini de melekler insanlardan almış oluyorlar. İman etmeyle biz. İkinci surenin 30. ayeti Bakara. Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünde halife yaratılacağını söylüyor. Meleklerle konuşmasında Cenab-ı Hak. Yani hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar bizler daha bir şey yaratılmamış. Bizler hamdinle sana tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun dediler. Allah da onlara sizin bilmediğinizi herhalde ben bilirim dedi. Halifenin yeryüzünde olacağını söylüyor. Şeytanın açık olmayıp o zaman başladı kıskanmaya. Şeytan Allah Allah bizden kimi farklı yaratacak ya bizden üstün? Daha yaratılmamış. Ve asırlarca o kıskanlığıyla yanıp tutuşuyordu. O yaratacağım dedikten sonra secde iki katına çıkarttı. Şeytan. Yaklaştıkça yaratılmaya insanın şeytanın yani Azazil'in secde ettiği yerleri hep değiştirmiş. Çünkü Adem çıkamasın hiçbir boşlukta. Her yerde kapattı üzerini. Secdelerle mühürledi. Çoğalttı yani. Halifenin yeryüzünde olacağını, şeytanın açık olmayıp vesvese vermesi için gizli olması lazım. Mesela içki iç. Böyle demiyor. Bak şimdi çok önemli bir şey anlatacağım. Çok önemli. Şeytan al bunu içki iç demiyor. Bu şeytanlık değildir. Bir daha söyleyeyim. Şeytan açık olmayıp vesvese vermesi için gizli olması lazım. İçeriden iç. Al bunu iç demez, göstermez. İçerisi ne oldu belli değil ya. Nedir o? Ben miyim? Başkası mı? Onun için şeytanın en büyük, iblisin, şeytan değil, iblisin en büyük desisesi kendine tabi olanlara kendisini inkar ettirmek. Dışarıda bana içki iç dese içki belli. Bunu şeytan yapar. İçeride ise vesvese verir iblis. Gizli olması lazım. Gizli olduğundan vesvese denmiş. Gizli olduğundan iblis denmiş. Aşikar olsaydı şeytan olurdu. Sahabe-i zamanda şeytan gözüküyordu. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani açık olsa vesvese olmaz. Vesvese demek gizli demektir. Açık haramları teklif etmek vesvese değildir. Karşısında açık sana söylese vesvese olmaz, aldatma veya alay etme olurdu. Al içki iç derdi. Gizli olmasından vesvese denmiş. Cennette vesvese vermesi orada da gizli olduğunu gösteriyor. Şeytan orada da vesvese vermiş. Hava vasıtasıyla girmiş. Ve gizli vesvese vermiş diyor. Vesvese demek gizli demektir. Alelen karşısına çıkıp söylese ona vesvese denmez. O zaman orada da lümey şeytaniyeden var, lümey şeytaniye. Hava demek. He? Oradan mı yaklaşmıştır? Evet. Bir manasıyla şeytan vesvesesi hava ile Adem'e geçmiş ya. Peki insana
Vesvese Allah, şey vesvese şeytan hangi yolla bize varıyor? Kalpteki lüme-i şeytaniye. Lüme-i şeytaniye adeta batındaki karşılığı havadır. Hava yoluyla giriyor. Çünkü hava hevasını aktif ediyor. Heva histir. Görüyor musunuz nasıl iz takip ediyoruz? Bu çok önemli bir şey, etrafını çiziyoruz. Bir yerde pek rastlamazsınız bunu. Bu tefekkürle olmuş. Yok yani böyle bir şey bak diyeyim. Ona göre dinleyin diye sorayım. Bir de okuyayım şurayı. Şeytanın açık olmayıp vesvese vermesi için gizli olması lazım. Gizli olduğundan vesvese denmiş. Karşısında açık sana söylese vesvese olmaz, aldatma veya alay etme olurdu. Gizli olmasından vesvese denmiş. Cennette vesvese vermesi orada da gizli olduğunu gösteriyor. Gizli yapmış orada, vesvese vermiş. Vesvese vermiş, o zaman gizlidir. Adem Aleyhisselam şeytanı görmedi. Hava da görmedi. Biliyor musunuz? Görmedi yani. O zaman nasıl cennetteydi? Adem Aleyhisselam şeytanı görmedi. Hava da görmedi. Peki nasıl vesvese verdi? Çünkü vesvese gizlidir. Havaya vesvese verdi diyor. Vesvese, bak orayı kaçırmayın, gizli demektir. Şeytan açık değildi. Biliyor musunuz? İlk defa yalan orada oluyor. Vesvese de bunu yersen beka bulacaksın yalanını söyledi. Adem yalanı bilmiyordu. Adem yalanı şeytandan öğrendi. Cennetin dışında üfürmüş deniyor. Bak cennetin dışından içeriye üfürmüş deniyor. Hasan-ı Basri Hazretleri. İçeriye doğru üfürmüş. Nasıl üfürür? Senin evine de şeytanlar üfürüyor, haberin yok. Mesela dünyada bir verici istasyon, televizyon, radyo. Şeytanın, ki ayette geçiyor, hennas diyor. Fil ukad, düğümlerini üfler diyor şeytan. Düğme var ya, ip. Düğüm olursa mikrofondur. O ip ise kablodur. Senin evindeki televizyon ve radyo, o şeytanın lümesi değil mi senin elinde? Yani burada ifade ediyor. Orada üfürüyor, burada ses gelmiyor. Nasıl ses geliyor? Böyle geliyor işte. Anladık mı burayı? Orada üfürüyor, radyo ve televizyon istasyonunda üfürüyor, onun konuşması senin televizyonun evinde ifade edilmiyor. Ha, kalpte de lüme-i şeytani radyosu televizyonu var. Dışarıdan öfürdüğü zaman burada ses çıkıyor. Böyle öfürüyor. O zaman cennetteydi. Adem Aleyhisselam şeytanı görmedi. Hava validemin şeytanı görmedi. O zaman nasıl cennetteydi? Cennette değildi. Cennetin dışında üfürmüş deniyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Adem Aleyhisselam'ın isyan etmediğini unuttuğunu söylüyor Kur'an. Unuttu ama malum günahla diyor Üstad. Eğer o günahı unutmayarak kasten yapsaydı isyan olurdu. Bizim namaz kılmamamız hem günahtır hem isyandır. Uyuyamadın, bir sebeple namazı kılamadın, bu nisyandan ve semavi arzı bir özürdendir. Onu hemen üzerinde kaldığı için iade etmemek haramdır. Adem Aleyhisselam bu şeyi unutmasının bedelini ödüyor. Adem Aleyhisselam'ın isyan etmediğini, unuttuğunu söylüyor. Taha 20. surenin 115. ayette mealen şöyle diyor. Doğrusu bundan önce Adem'e bu ağaçtan yeme diye emrettik fakat unuttu. Ay Allah diyor ayette. Unuttu ve biz onda bir azim bir kararlılık bulmadık.
Unuttu diyor. Bunlar hepsi karakollarında oluyor değil mi? Karakol. Yani Adem Aleyhisselam çıkarıldığı cennete, dünyaya geldi mi? Buraya geldikten sonra ibadete, emre, namaz, oruca emredildi mi? Kul olmaya emredildi mi? Peki Adem Aleyhisselam'ın dünyadan sonra gittiği cennet geldiği yer değil ki. Daha önceki derste okuduk. 1, 2, 3 tane ders oldu. Nedir o? O alemi gaybdaki alemlerin alemi şahadette, hatta her alem, her alemde bir müstemlekeleri, bir büyük ölçülükleri, bir karakolların olduğunu söylüyor. Olayın vuku bulduğu yer karakol ya. Yani. Orada cehennem. Mesela cehennemde de bak cehennemde cennetin cennette de cehennemin karakolu var. Çünkü her alem, her alemde karakolları, müstemlekeleri, daireleri bulunur diyor. Bu sırdan dolayıdır ki cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Cennet olmasa da cehennem tazip etmez diyor. Cennette haram ve helal mefhumu yok. Yasak yoktu. Hasan-ı Şazeli, Ebu'l-Haşen-i Şazeli, Hazreti Adem'in zellesi hakkında şöyle der. Ne hikmetli günah ki, Hasan-ı Şazeli diyor ki, ne hikmetli günah ki, kıyamete kadar gelecek insanlara tövbenin meşru kılınmasına sebep olmuştur. İyi ki Adem o hatayı yaptı. Çünkü tövbe sistemini ilk Adem çıkarttı. Çıkmasa ne olacaktı? Yaptığımız günahların tövbesi olmayacaktı. Bedeli ahirette olacaktı. İyi ki olmuş. Niye? Tövbe sistemi aktif oldu. Allah'ın tövbe sistemi aktif oldu. Anlıyor musunuz bu ne demek olduğunu? Ne demek biliyor musun? Korkunç psikoloji çöküntüden, cehennemi zumaradan bizi kurtardı. Lan nurları tanımadan veya tanıyorsun. Yaptık biz zıkkım işte. Yaptık hata işte ya. Olmaması lazım yaptık. Ne olacak peki? Geçme yok. Sabit. Kara leke duruyor. Ahirette bizi bekliyor. Böyle mi daha iyi olacaktı? Nasıl işte? Ya Rabbel Alemin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine. Adem Aleyhisselam'ın yaptığı tövbenin hatırına. Ben de bundan tövbe ediyorum. Onun hatırına bu tövbemi kabul et ya Rabbi. Bunu iste tövbe ediyorum. Tövbe sisteminin ilk defa işlemesine sebep oldu diyor. Hasan-ı Şazeli Hazreti ne diyor? Ne kadar kutsi bir günah ki, kutsi denilir mi tövbe estağfurullah? Hikmetli günah diyor. Ben söylüyorum kutsi. Öyle demiyorum. Ne hikmetli günah ki, hikmetliymiş. Ben gene kutsi sileyim. Kıyamete kadar gelecek insanlara tövbenin meşru kılınmasına sebep olmuştur bu olay. Bizim tövbe sistemimizi aktif etmiş. Aslında şeytan, hava, Adem, tövbe falan hepsi bizi anlatıyor. Onlar falan değil. Onlar ailen var. Onun küçük numunesi biz kainatın çekirdeği değil miyiz? Burada ceyran ediyor. Kalp cennettir. Lümme-i şeytaniye, lümme radyo televizyon gibi havadır. Şeytan o kanalla üfürüyor. Oradan ses çıkıyor. Anlıyor musunuz? Abi şeytan evinize girdi diyor. Hadiste var. Şeytan evinize girecek diyor. Deccal diyor sokakta diyor davul zurna çalacak müzik. Şeytan diyor kafasını camdan züccaciden dışarı çıkarınca boynuz getirecek diyor. Meale söylüyor. Boynuz getirecek şeytan diyor. Deccal'ı seyrederken. Sonra geri çekecek, içeri girecek. Boynuz getirdiği için kafası içeri girmeyecek diyor. Camdan dışarıya şeytan boynuz çıkartacak diyor. Çanak anten veya eski antenler var ya boynuz gibi. Böyle çubuk vardı böyle böyle. Mesela kişi diyor kaçar şeytandan diyor. Şeytan gene yakalar. Dağlara, mağaraya girer diyor. Şeytan gene yakalar diyor. La mağarada şeytan nereye yakalayacak? Şeytan diyor tabi. Kişi kaçar diyor. Deccal onu yakalar. Mağaraya girer diyor ahir zamanda. Deccal yine onu orada yakalar diyor. Mağarada Deccal'ın ne işi var? Televizyon, radyo. Televizyonun girdiği yer bütün dünya girmiştir.
Nedir o? Niçin üzerine duruyorum? Televizyon kutusu, radyo kutusu üfürülen lümmedir. Lümme-i şeytaniyedir. Peki adam Moskova'da üflüyor, İsrail'de üflüyor, İngiltere'de üflüyor, orada çalıyor işte. Bu nasılsa burada böyle. Taha 20. surenin 121. ayeti, bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Hemen ayık yerleri kendilerine açılıp görünüverdi. Hayal yerleri görünmeye başladı. Bu ve üzerlerine cennet yaprağından örtüp, yaprağı örtüyorlar. Yamamaya başladılar. Adem Rabbinin emrinden çıktı ve şaşırdı. Hayal yeri açıldı. İlk defa görüyorlar böyle bir yeri. Nasıl bir şeyse yiyince hayal yerleri açılıyor. Kalpleri, akılları, şunları bunları açıldı demiyor. Hayal yerleri açılıyor. Şeytanın vesvesesi o cinsten. Yani şeytanın verdiği vesvese Havva vasıtasıyla Adem'e ve Havva'nın ve Adem'in hayal yerlerini açıldı. Bakın bundan ne bulacağım. İz takip edeceğim. Şeytanın vesvesesi o cinsten, yani ayıp yerlerinin açılması yönünden işleyecek demektir. Şeytanın vesvesesi, üfürmesi hayasızlığı aktif edecek yönde olacaktır. Çünkü şeytan vesveseyi verince, Adem'le Havva yiyince akıllar açılmadı, kalpler açılmadı. Ruhların kışap etmedi. Ne oldu? Hayal yerleri açıldı. Demek ki şeytan denilen bizim işletim sistemi, yani bize zarar verecek şey, bize verdiği vesveseyle gündüz direkt edepsizlik tarafımız aktif olacak. Sanki bir şeyler yemeğiyle ilgili başlayacak. Yemeğiyle olacak. Sanki yedirerek hayal yerleri açılıyor. Yiyerek oluyor. Durup dururken hayal yerlerin açılmıyor. Yiyerek açılıyor. Yok, ahir zamanda en büyük fitne, fesat, bozgunculuk kadınların yüzsüzlüğünden çıkacak diyor üstad. Yani o noktayı tarif ederek. Evet. Adem ile İblis dünyada yine aynı mekanlardalar. Adem'le gene aynı yerdeler adamlar. Yanlışı var. Toprağa basmaya haram edilmiş. İblis basamıyor, şeytan basamıyor. Onların karargahı, şeytanın, iblisin, kafir cinlerin karargahı, yere basamıyor ama bulunabiliyorlar böyle havada. Denizdir. Deniz kenarı okyanuslardır deniz. Antika tarafı, cennetten indirildiler ya, gene aynı mekana indirildi. Aynı yerdeler ikisi de. Şeytan da Adem, gene yeryüzünde. Gene karşı karşıya. Demek ki işletim sistemi var. Hadiste şüphesiz şeytan kanın akması gibi insanın içinde akar diyor. Vücutta kan akıyor ya. Kanın içerisinde de aynı şeytan da akıyormuş hadiste. Allah Celle Celaluhu bu konuşmaları, bu hadiseyi insanlara niye intikal ettirip bildirdi sizce? Ne lüzum vardı demeseydi hiç bilmeyecektik. Allah insanlara niye intikal ettirdi? Demek ki dinin aleyhinde değil. Dinin aleyhinde olsa, mesela kadere iman etmek, dinin aleyhinde olsa kadere iman et teklif getirilmezdi. Yani zor olan bir şey teklif ediliyor. Şeytanın yönü, bak Kur'an'da gene söylüyor, bu cümleleri bırakıyorum, cevap yapmıyorum şimdi, soru sorup bırakıyorum, diyorum ki, Allah bu konuşmaları, bu hadiseyi insanlara niye intikal ettirdi? İki, şeytanın yönü dörttür diyor Kur'an'da. Önünden, arkasından insana, sağından ve solundan vesvese verecek diyor. Üstten alttan demiyor. Şeytanın yönü önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım dedi. O Kur'an bunu ifade etti. Demek ki yukarıdan aşağı sokulamayacak. Neymiş o yukarısı aşağısı? Ve sen çokların şükredenlerden bulmayacaksın dedi şeytan. Peki nedir o? Üst taraftan vahiy, alt bastığın yer, sünnet-i seniye. Sünnet-i seniyeyi yaşayan, vahiy semaviye tabi olana şeytan yanaşamıyor. Sen benim hakiki kullarıma dokunamayacaksın diyor. Onun için
dini tamir davasında din tahripçileri var. Hedefleri sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniyeye hücum etmeleri, inkar etmeleri direkt peygamber düşmanı olduğundandır. Tamam, bunu unutmayın. Peygamber'e düşman olduklarındandır sünnet-i seniyeye hücum etmeleri. Kur'an Müslümanları diyenlerin sünneti devre dışı yapmak isteme peygamber düşmanlığındandır. Ve bunlar peygamberi kibirli insan dedi. Kibirli insan diye nitelendirdiler peygamberi. Şeytan çirkin yerlerini birbirlerine göstermek için vesvese veriyor. Demek ki vesvese haya yerlerinden çıkıyor. Haya yerlerini videolarını seyretmeyenlerde vesvese olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anh'a biz diyor ne o benim ne de ben onun hiçbir zaman haya yerlerimize bakmadık diyor. Vesvesenin kaynağı bak haya yerlerden kaynaklanıyor. Çünkü vesvese verdikten sonra bak anlıyor musunuz? İz takip edin. Şeytan vesveseyi havaya verince, hava da Adem'e verince yediler. Yiyince ne oldu? Hayal yerleri açıldı. O meyvenin neyse yenince hayal yerleri çıkıyorsa bir adam anla işte daha televizyon internette seyredince hayal yerinin ortaya çıkıyor. Meyve işte bu yani. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu yani. Anlıyor musunuz? Yenilen bir şeyle hayası açılıyorsa yenilen bir şey şimdi ne yiyoruz? Gözle yiyoruz. Kulakla yiyoruz. Burunla, dille, elle yiyoruz. Hayal yerin açılıyor. Üstü açılıyor. Neyle kapatmaya çalıştı acele, acele, alele? Yaprak, cennet bay yaprakları ile. Cennet yaprakları nedir? Cennet yaprakları nedir? Takva. Takva ile siper değil mi? Örtüyorsun seni. Yani ne haya yerini açıyorsa kardeşim o yemektir işte. Meyve odur. Kimisinin odur, kimisinin odur işte. Yiyince bu açılıyor. Vesvesenin de kaynağı bu sistemden çalışıyor. Haram yiyenden normalde. Mesela çocuklara vesvese olmaz. Delilere olmaz. Hayvanlar olmaz. Çünkü bu sistem çalışmıyor. Efendim abi? Zahirde de öyle yani. Haram yeme, haram yediği zaman o noktadaki hayası kalkıyor yani. Artık evet. Yani. Mesela dün, şey burada yapmadık o dersi. İnşallah yayınlanacak bugün yarın. Risale-i Nur anlamıyor. El-Cebaf. Haram yiyorsun. Haram yiyorsun. Onları bir sıraladım. Bildiğin gibi değil. Haram yemek nerelere mal oluyor? Neredeydi o? Herkes için o denilebilir mi abi orada? Mesela bazıları fikir var. Hayır. Herkese denilir. Ama yemek, gözle yemek, kulakla yemek, burunla, dille, elle. Video seyrediyorsun. Haram diline sokuyorsun. Müzik dinliyoruz. Anlamasın tabii. Haramla beslenen bir ruh nasıl anlar onu? Onu bir şöyle yayınlanacak bir ders var. Çok hoş. Çocuklara o ortaokul çocukları kampımız var ya dershanemizde. Onlara yaptım. Dersin adı şu. Güler yüz ve haram yemek. Hatta somurtkanlık bile haram yemekten kaynaklanıyor. Vesaire. Yani bir dinlemek lazım onu. Çok ilginçtir. Şimdi konumuz o değil. Ya ama haram yemeği lütfen ağza vermeyin. Gözde haram yemek, kulakla haram yemek, yani gözde duymak, kulakla görmek. Ustad kullanıyor lemalarda. Ben diyor Van'daki o hadiseleri gözümle değil, kulağımla görüyordum. Kulağımla değil, gözümle işitiyordum. Şeytan çirkin yerlerini birbirlerine göstermek için vesvese veriyor. Şeytan onlara diyor ki bak mealen. Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil. Sırf ikiniz de birer melek ya da ebedi kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti. Namussuza bak.
ve onlara elbette ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Çünkü yalan yoktu. İlk defa yalan oluyor. Onun için o ağacın meyvesini tattılar ve üstleri açıldı. Hayal yerleri açan her şey meyvedir. O meyveye varma her şey vesvesedir. Anladık mı bak? Hayal yerlerini açan her şey meyvedir. O meyveyi yediren her şey vesvesedir. Herkese göre değişti. Adem de ey Rabbimiz ya olduktan sonra biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Yani ne kadar hikmetli bir günah ki tövbe, ilk defa tövbe oluyor şimdi. İlk defa tövbe oluyor. Tövbe sistemini, farkındalığını getirdi bize. Ne kadar güzel oldu benim için. Beni fazla o kadar birinci derece alakadar bu ediyor. Yani tövbe sistemi ne olur içimi, ben çok acebime gidiyor. Tövbe sisteminin çıkmasına sebep olmuş Adem. İyi ki öyle oldu. Tövbe çıktı. Ulan bir günah ama milyarlarca insan kurtuldu. Tevvab ismi tecelli. Tevvab ismi. Ya o kadar hoşuma gidiyor ki yani. Yani hakikaten tiyatral bir anlatım var Kur'an'da. Sembollerle nasıl konuşuyor. Onu anlatırken, ey beni Adem derken, ey beni insan, ey beni insan, ey insan diyor. Ya ehli kitap, ey ehli kitap, ey ehli mektep diyor. İşaretleyeceğiz de geçiyor değil mi? Ya ehli kitap derken, ey ehli mektep, ey Adem, yasak meyveyi yemen derken, ey Hasan, o meyveyi yeme, hayal yerin açılır. Nedir ya Rabbi hayal yerimi, o meyve? Hayal yerini açan şeydir. Diyor, Rusya'da kadın erkek beraber giriyorlar diyor. Evet. Telefonu aç. Aç telefonu, gir videoya. Banyo yapma icap etti. İşte yedin meyveyi. Meyve işte. Simge ve sembol. Hayranım ey Kur'an sana. Ya Rabbel Alemin, canlı ve ruhlu olan ve mahluk olmayan Kur'an'a selamımızı ilet ya Rabbi. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun ki böyle bir anlatımlı Kur'an gönderdi. Sana hamd olsun. Simge ve sembol. Aynı hakikati ya Rabbi, evveluhu çekirdek gibi, ahiruhu meyve gibi, zahiri zahiruhu ağaç gibi, batinuhu makinesi gibi anlattığın için sana hamd olsun. Adem'den ben kendimi seyrediyorum ha, ben orada değilim Faruk. Ben böyle Adem'le bak üstümü açan şeylerle dikkat edersen dura dura konuşuyorum yani. Böyle acayibime gidiyor yani, oralar hep oynuyor. Adem'in zatıyla meşgul değilim zaten. O olmuş bitmiş, beni fazla alakadar etmiyor. Çünkü ben Adem değilim, havam da yok yani. Hava olduğu için bende havam yok. Üstad diyor, nereden girmiş yani? Küllü düsturların uçları diyor ya, hepsini demek ki... Küllü düsturların uçları bunlar, kaidelerin, simgeleri bunlar, sembol, tiyatro olarak Kur'an'ın anlatımı acayip beni deli ediyor ya. Kâh bizi oraya, kâh onu buraya misafir ediyor. Kâh hakikatiyle evele taşıyor, ahire, zahire, batına. Kâh Kur'an, bütün olaylar bitmiş, herkes cennette, cehennemde, öyle bir uslup var Kur'an'da. Kâh dünyada, kâdiselerin içerisinde daha kainat bitmedi bir üslup var. Görmedin mi diyor mesela. Oysa görmedi, doğmamıştı Peygamberimiz. Öyle bir üslup var Kur'an kullanıyor ki, kainat bitmiş, herkes şey yapmış, cennet, cehennemlikten. Oradaki insanların konuşmasını söylüyor. O da yok ki öyle bir şey. Kur'an ifadesiyle bazen bizi maziye, en derin yerlerine. Ta Adem Aleyhisselam'la. Niye söylüyor be kardeşim? Niye bu gündemi taşıyor yani?
Kim bilecekti Adem'le şeytanın böyle bir şey olduğunu? Kuna niye taşıyor buraya? Bizi ta mazideki kaynağımıza, ta müşahadetullah cennet cehennemden, ka alemi şahadetten, ka batına kadar taşıyor bu olay bizi. Şu anlatıma bak ya, anlatımdaki kullanan sistematik semboller arasında. Kabe'de dönüyorsun, sembole bak yani. Namazda eğilip kalkıyorsun, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yani pervaneler gibi, elektrik üreten pervane. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namaz da öyle, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ama pervane aşağı yukarı yapınca İstanbul'da milyarlarca elektrik cihazları çalışıyor. İşte insanın da bedenen aşağı yukarı, aşağı yukarı yapınca ruhta bulunan nihayetsiz istidat kabiliyet cihazları çalışıyor. Bir daha ve onlara elbette ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti şeytan. O ağacın meyvesini tattılar ve üstleri açıldı. Adem de ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Allah Celle Celaluhu buyurdu. Birbirinize düşman olarak inin. Sizin yeryüzünde bir süre kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir. Temizlenmek için buraya gönderdi. Sıyrılmak, arınmak ve hakikatimizi inkişaf etmek için buraya indirdi. Nereye? İndik cennetten. Burası inmek. Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz. Dünya için diyor Allah. Bak. Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz. Yine orada dirilip çıkarılacaksınız dedi. He? Burası için diyor. Yani hakikatını keşfettikten sonra kendini inşa etmek kolay oluyor. Mesela ölüm, şöyle diyeyim. Buradayken ahireti fikren isen yaşarsan oraya gidince zaten şaşırmazsın. O Münker Nekir gelince ben şaşırmam, sen de şaşırmazsın. Geldi Azrail Aleyhisselam, canım sağ aldı. Biraz tedirgin oluruz, şaşırmayız. Aa kimdir, neyin nesidir ya? Yok zaten bekliyorduk. Biz zaten aşılıyız bu işe. Mesela sekirat anında, ölüm anında şeytan diyecek ki şu suyu iç, İsa'yı kabul et, Muhammed'i inkar et. Şeytan bir şey yapamaz mı tanrısın? Çünkü biz zaten şeytanın aşısına aşılanmışız. Aşılıyız biz zaten. Biz imanımızı suyun üzerine kurmadık ki şeytan bir bardak suyuyla alsın imanımızı. Biz adamı ihvasına zaten alıştık. Nükel Mekir. Bana zaten burada soru soruluyor. Geçiyor açık saçık. Bakıyor soru bir. Bakıyor musun bakmıyor musun? El cevap bakmadı zaten. Nükel Mekir bana ne yapacak? Sen orada bakmadın ama biz baktı yazdık. Öyle mi diyecek? Yazılı yüzümüzü okuyacak işte. Biz zaten alışmışız orayı burada yaşamaya. Şaşırmayacağız ki. Ona da ne diyor? Sana şaşırmadım diyecekler. Sen zaten böyle diyeceğini biz de biliyorduk zaten. Onlar da bize alışmış. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Arkadaştır diyor değil mi? Kabirdeki Münker Nekir'e ne diyoruz lan? İki enis arkadaş geldi diyor. Kabrimi diyor genişlettiler, ısındırdılar, yalnızlığımı giderdiler, şey yaptılar. Kimsesizliğimi, dar, karanlık, soğuk. İki tane enis arkadaş geldi diyor. Lan Münker Nekir hesaba geldi demiyor ki. Bak ne diyor, benimle diyor tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar diyor. Lan konuşturmayın beni fazla o kadar. Usta öyle demiyor mu? Kabre girdim diyor. İki tane enis arkadaş diyor. Nükem ve Nekir namında iki enis arkadaş. Enis zaten. Enis ne demek? Burada zaten beraberdik, yaşadım. Mesela Mehmet kardeş sen Afyon'sun. Şimdi ben Afyon'a gitsek veya Zonguldak'ta Adem gelsek. Aa sen kimsin, ne haber, tanışalım mı deriz. Mehmet ya ne haber ya? Aa iyi ya, iyi ki gördüm seni. Mesela ben yabancıyım Afyon'da. Sen Afyon'lusun. Ben oraya gelsem. Ki öyle dedim bugün, nerelerdeyim. Afyon'a gelsem, ya bilmiyorum ya nereden yiyeceğim, nerede oturacağım, yatacağım. Aa Mehmet ne haber ya, bir kendimi
böyle yan, tabii güvende hissederim, yalnızlığım gider seninle. Bir kişi daha görürsem biraz daha gider. Şimdi nükemeki görünce kardeş ya, yalnızlığımı giderdiler diyor. Karanlık kalktı diyor. Kabrimi genişlettiler diyor. Nurlandırdılar diyor. Benimle dedi, tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar diyor. Zaten burada soru soruluyor be kardeşim. Aa sana haram. Soru bir, yapıyor musun yapmıyor musun? Ya o nedir? Yazılı yüzünü okuyor. Öğretmen sınıfta yazılıyı yapar, bir hafta sonra yüzüne karşı okur. Öyle değil mi? Yazılı burada yapılıyor, soru burada soruluyor, cevap burada veriliyor. Yazılı kağıdının yüzüne orada okunuyor. Böyle böyle soruldu, böyle böyle cevap verdi. Numara da bu. Geldiler diyor. Tamam. Şeytan da böyle simge semboldür be kardeşim. Ne ararsın Şambu arada? Hakikati kendinde ara. Peki. Bu notlar. Lemalar 282. İnşallah yarın bitireceğiz. Bitirelim. Ben bu şey olsun diye. Bu oradan ayet. Dikkat ederseniz ayeti, hadisi şerifleri, Risale-i Nur'daki çıkarımları ve ara boşlukları. Soru sorarak. Zira unutmayın. Kendinize ve hayata soru sorarak taşınırsınız. Kendinize soru sorarsanız aslınıza taşınırsınız. Kainata soru sorarak, varlığa ve hadiselere soru sorarak ahirete taşınıyorsunuz. Mesela sorayım. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Sorusu size ahireti bu dünyada yaşamanıza vesile olur. Sebep olur. Hayata ve kendinize soru sorun. Tamam. Bu nedir? Çözemiyorsanız ne değildir? Peki. Sorularınızı da kağıda yazın, deftere. Yarınki derste, gerçi perşembe yoktu ama bitirelim diye. Eğer olmayabilir de olur da. Kenara sorularınız şu anda zihninizde tasarlanmış, çıkmış veya bu dersin oluşturduğu soruları benim alemimde belki bilinmiş, çok şeydir, sıradan, ama belki bazı insanlarca bilinmeyebilir. Onun için o tür sorularınız varsa yazın ki bir daha dikkat çıksın. Biz de biliyorsak söyleriz, bilmiyorsak araştırırız. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin.